Evet, soru 11. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri demiş arkadaşlar. Şimdi bakın, A, B, C, D dörtgeni verilmiş arkadaşlar. Aynı üçgen eşitsizliği gibi arkadaşlar. Üçgende ne diyorduk? İki kenar toplamı diğer kenardan büyüktü. Dörtgen içinde arkadaşlar üç kenar toplamı diğer kenardan büyük olmak zorundadır. Yani o yüzden X kenarı diğer üç kenar olan 4 artı 5 artı 8'den küçük olmalı. Yani x 17'den küçük, en çok arkadaşlar 16 olur. Evet, soru 12. X artı y en az hangi tam sayı değerini alır demiş arkadaşlar. Şimdi şuraya a dersek, bakın buradan a değeri 8 artı 5 13'ten küçük, 8 eksi 5 3'ten büyük arkadaşlar. Şimdi x artı y'nin en az olması AC kenarı, yani a'nın en az olmasına bağlıdır. Çünkü ADC üçgeninde x artı y nedir arkadaşlar? A'dan büyüktür. A'yı da 3'ten büyük bulduğumuza göre arkadaşlar x artı y de 3'ten büyük olmak zorundadır. O zaman en az ne alır? X artı y 4 tam sayı değerini alır. Soru 13 arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen demiş. X en az kaç santimdir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın, buradaki AD dediği şey aslında A noktasının BC'ye olan uzaklığıdır. Bu uzaklığın en az olması için arkadaşlar bunu dik olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü en kısa uzaklık dik uzaklıktır. O yüzden buraya 60'ı koyduğumuzda bakın burada bir 30-60 oluşacak. Yani 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı da buradan 4 kök 3 gelir. Evet, soru 14 arkadaşlar. Bir dik üçgenin hipotenüsünün uzunluğu verilmiş. Hipotenüse ait yükseklik en çok kaç birimdir diyor. Yani bakın şurası 10. Hipotenüse ait yükseklik. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada bir muhteşem üçlü çeksek buralar 5, 5, 5 olur arkadaşlar. Şimdi normalde şuradan bir yükseklik çizdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Bu yükseklik bu 5'ten normalde küçük kalması gerekir. Ama bu noktanın arkadaşlar bu noktada olduğunu varsayarsak aslında bu uzunluk dik uzunluk olarak alınabilir. O yüzden yükseklik en çok 5 olur. Evet, soru 15. Yine bir eşkenar üçgen. D noktası BC'nin elemanı AC 8. X'in en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı demiş arkadaşlar. Az önce bahsetmiştik. Normalde x'in en küçük değeri arkadaşlar A'dan indirilen, BC'ye indirilen dikmenin uzunluğudur. Bu da neydi? 60, 30. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kök 3 oluyordu. Şimdi arkadaşlar D noktası bakın gitgide ne yapacak? 4 kök 3'ten büyümeye başlayacak. O yüzden x 4 kök 3'ten büyüktür. Eşit de olabilir. Bu x arkadaşlar, bakın D noktasını C'ye yaklaştırırsanız ki C olma ihtimali var. Çünkü BC doğru parçasının içinde. D noktası C'ye gelirse AD arkadaşlar AC uzunluğuna eşit olmuş olur. O yüzden X 8 de olabilir. Şimdi tabi burada köklü sayı 4 kök 3'ten büyük en küçük tam sayı değeri. Bunu bakın karesini alın arkadaşlar. 48 X kare, bu da 64 olur. En küçük tam sayı değeri 48. Bakın 6 koyarsanız 6'nın karesi 36 olmaz. 7'nin karesi olur. En küçüğü 7'dir. 8'in karesi 64 oluyor. Zaten başka olmuyor. O zaman bunların toplamından da cevap 15 gelir. Evet, soru 16 arkadaşlar. X'in en küçük ve en büyük tam sayı değeri. Az önce yapmıştık arkadaşlar. Bakın bunun en küçük olabilmesi için burayı dik kabul etmemiz gerekir. Ve dikkat edin, bir ikizkenar dik üçgen. Yani buralar zaten
45 derece. O zaman bu da 45. 90'ın karşısı 8 ise 45'in karşısı arkadaşlar 8'i kök 2'ye böldüğümüzde 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 gelir. X arkadaşlar bakın 4 kök 2'ye ya eşit olur ya da 4 kök 2'den büyümeye başlar. O yüzden X 4 kök 2'den büyük diyoruz. Ve D noktası bakın arkadaşlar D noktası bu sefer B'ye gelemiyor. Çünkü parantez dışarı doğru dönmüş. O yüzden B'ye gelseydi 8 olurdu. B'ye gelemediği için 8 de olamayacak. 8'den küçük kalacak. Şimdi yine karesini alalım. 4 kök 2'nin karesi 32. Küçüktür 64. Bakıyorum 5'in karesi sağlamıyor. 6'nın karesi sağlıyor arkadaşlar. 7'nin karesi de sağlar. 8'in karesi sağlamadı arkadaşlar. En küçük 6, en büyük 7. Bunları topladığımızda cevap 13 gelir. Evet soru 17 arkadaşlar. Dik üçgen hipotenüs sorulmuş arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Pisagor yapıyoruz. X kare eşittir 4'ün karesi artı 7'nin karesinden 16, 49 daha 65. X de buradan kök 65 gelir. Evet soru 18. X tam sayı olarak en az kaçtır demiş arkadaşlar. Bakın geniş yani dik açı olsaydı ne yapacaktık? A 90 olsa Pisagor'dan 90'ın karşısı X arkadaşlar. O yüzden X kare 4'ün karesi artı 7'nin karesinden 65 kök 65 olur. E A açısı arkadaşlar 90 dereceden büyük olduğundan X de kök 65'ten büyük olacak demektir. Tekrar karesini alırsak X kare 65'ten büyük olur. Bakın 8'in karesi 64 sağlamaz. O yüzden en küçük tam sayı değeri olarak X 9 olur. Evet soru 19. Bakın az önceki sorudaki bilgiler. Bu sefer 90'dan küçük dar açı demiş. Yine diyoruz işte A 90 derece olsa yine hipotenüs X olduğu için X kare eşittir 4'ün karesi artı 7'nin karesi X kare eşittir 65 olur. Kare kökünü almayalım arkadaşlar. 90 dereceden küçük olduğundan X kare de kök 65'ten küçük oluyor arkadaşlar. Bakın 8'in karesi 64 sağlar ama 9'un karesi 81 65'i geçtiği için X en çok 8 olabilir. Evet soru 20 arkadaşlar. Yine az önce yaptığımız sorular gibi. Bakın artık şuna alışalım. Burası yanlış yazdık arkadaşlar. Burası dar açı demiş. O zaman dar açının karşısındaki kenardan bakıyoruz. Dar açının karşısında ne var? 8 var. Ne diyoruz? 8'in karesi 90'dan küçük olduğu için küçük olacak. Neyden? Açının kollarındaki kenarların kareleri toplamından arkadaşlar. 8'in karesi 64. 16'yı bu tarafa attık. X kare 48'den büyük gelir. Bakın 6'nın karesi 36 sağlamaz. 7'nin karesi 49 sağlar. O yüzden X en küçük 7 olur.